Selam arkadaşlar. Aman Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Kahvaltı hazırlanmış. Benden önce biri uyanmış ve çayı demlemiş ve bana çay doldurmuş. Bu bir rüya olmalı. Esile'ye dün gece kek yapmıştık, okula götürmüştü. Onlar bunlar. Alayım çayımı da gideyim bari, azıcık keyif yapayım yani. Vallahi şoktayım, billahi şoktayım. İki ceviz atayım. Balla ceviz karışımı en sevdiğim. Tabii günün ilk dakikaları kan şekerini fırlatabilir yukarıya doğru ama tatlıyla güne başlamayı ben çok seviyorum. Seviyorum ya, böyle değişik şeyler yapmayı seviyorum. Alayım çayımı da gideyim bari, azıcık haberlere bakayım. Nasıl olsa kahvaltı hazırlanmış. Cihan Biltekin jest yapmış bu sabah. Vallahi bu hazır kahvaltı işi çok tatlı oldu. Yani. Çok hoşuma gitti. Bunu sık sık bekliyoruz Cihan Biltekin sizden. Lütfen tekrarlayın yani ya. Hoşuma gitti vallahi. Çok sağ ol. Şimdi birazcık televizyona bakayım. Vakit geçireyim. Zevkten 4 yaş oldum diyebilirim yani. Mutlu oldum. Sabah telaşı yok. Mis gibi çayımı da yudumlayayım. Oh. Şu an hayat bana çok güzel. Şu an, şu anda, şu dakikada gerçekten tam da istediğim bir sabaha uyandım diyebilirim. Biraz haber bakacağım ama haberler daha başlamamış galiba. Her kanalda bir dizi. Neyse, takılalım birkaç dakika. Zaten Esiracığımı uyandırmaya gideceğim orada falan filan. Kahvaltı için sahanda yumurta yapacağım. Ben sahanda yumurta yaparken biraz böyle sıcak su koyuyorum kaşıkla yumurtanın böyle dibine doğru. O zaman yapışmamasını ve yanmamasını sağlıyor bu taktik. Daha güzel pişiyor, daha yumuşak oluyor. Çünkü ben yumurtanın altı yapışınca hiç hoşlanmıyorum. Kapatalım. 3-5 dakikaya hazır olur zaten. Şimdi ben bir duş yaptım. Kendime gelmek istedim. Çünkü çok fenaydım. Böyle Leyla gibiydim. Bitiktim, yıkıktım yine her zamanki gibi. Toparlanmak için duş yaptım. Bir sesler geliyor oturma odasından. Cihan bir şey yapıyor. Bakalım mı ne yapıyor? Baby ne yapıyorsun sen ya? Ne? Ne yapıyorsun be ya? Şuna bir tane daha ayağı eksikti, onu tak. Ha öyle mi? Ha, o eksik mi gelmişti ayağa? Hı. Ha, iyi yuvarlanıp düşmemişiz. Ben birkaç gece yatmıştım bu koltukta Cihan. Dedim ya dün akşam. Yüklenince esiriyor. Yüklenince arkaya gidiyordum. Aya adam var ya, adam mobilyacılık var. Tamam mı? Tesisatçılık var. Ondan sonra elektrikçilik var, temizlikçilik var, alışverişçilik var, şoförlük var. Ya bak, bak seni nazar edecekler ha. Arabacılık var. Yorumlardan yazıp duruyorlar. Cihan Biltekin gibi bir koca herkese nasip etsin Rabbim diyorlar. Adamı nazar edeceksiniz maşallah diye. İnşaatçılık da var bende. Ya her şey, her şey. Yani her şey, kuaförcülük. Aynen. Yani yok yok. Yok yok bu adamda. Bir maşallah diyeyim vallahi yani. O da benim şansıma, hiç kusura bakmayın yani. Hava bugün fena değil. Yağmur yok ama bir rüzgar var bir tık böyle. Birazdan hazırlanacağım, dışarı çıkacağız. Birkaç işimiz var dışarıda, onları halledeceğiz. Tabii Esile'ye yemek götüreceğiz falan. Hepsi buna dahil. Bu niye kapanmıyor ya? Bilmiyorum. Hadi hazırlanmaya gidiyorum ben. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Küçük böcek. Hemen yılışma. Hemen yılışma. Çekil. Arkadaşlar şundan önce bir yorum okudum. Kulaklığımın teki yok hala, çok üzgünüm. Ya bu artık böyle hepimizin sorunu haline geldi. Esile bana akşam diyor ki, bana bak anne kulaklığımı kaybettim, bana kulaklık alacaksın yani. Ben onları kullanıyordum dedikçe içim acıyor çocuk. Çok vicdan azabı duyuyorum. Az önce bir yorum okudum. Neydi? Melto 1717 miydi? 717 diye bir takipçim. Çok da güzel bir mesaj yazmış bana. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine. Ne var lan? Bu kulaklıklar kaç para biliyor musun? 6000 lira biliyorum. Yok. Yok bu uzunlar 3000, bir tık kısası. Ne 3000? Buraları 6000. 5000 lira olmuş. Tamam neyse ne ya, bana hatırlatmayın şu para işlerini ya. Vallahi bak moralim bozuluyor ya. Dedi ki mesajında, demiş ki bıçağın sırtını, sırt yani sırt ne demek ya? Sırt burası mı? Sırt evet. Bıçağın sırtını tezgaha çevirip koyun. O şey ne kayıpsa ayağınıza gece koyuyoruz beraber. Bak şimdi bıçağın duracak mı bu böyle? Durmuyor Cihan. Böyle yasladım. Ne olacak ki? Bak şimdi bıçağın sırtını böyle koydum. Okey tamam. Şimdi diyorum ki Allah'ım bana en hızlı, en acil şekilde kaybolan kulaklığımı önüme çıkar.
Bunu senden talep ediyorum. Bunu senden istiyorum. Lütfen kabul et. En hızlı şekilde kulaklığımı gözümün önüne çıkar ya Rabbim diyorum. Niyetimi de ettim. Allah'ın izniyle inşallah. Ne var? Cihan kulaklık almamak için. Bütün bıçakları tezgaha dizdi ya. Vah adamım vah. Tamam hadi hayırlısı. Biri görse diyecek ki bunlar ne yapıyor böyle. Kahve yapıyorum ben şimdi. Sırf senin için. Tabii para için. Arkadaşlar şimdi evden çıktım. Tırnakçıya gidiyorum. Tırnaklarımı yaptıracağım. Çok mutluyum. 2 aydır yaptırmıyorum. Ya tırnak olayını çok seviyorum ben. Tırnaklarım şu an çok kötü durumda. Yani tamam biraz dinlenmiş oldu. Diğer çıkartmamıştım üstündekileri ama güzel bir tırnak modeli yaptırız. Ya bugün var ya o kadar değişik bir şey yaşadım ki böyle şaştım kaldım yani. Babam dolandırıcıların ağına düştü ama Sunabil Tekin onları halletti. Ağına düşemedi yani. Düşürmeye çalıştılar babacığımı. Ama düşüremediler. Yani var ya çok fena rezil edeceğim sizi. Yani Show TV'ye falan bile haber vermeyi düşünüyorum. Yani onları ifşalayacağım. Her yerden ifşalayacağım. Salaklar. Sunabil Tekin'e çattıklarını, denk geldiklerini hesaba katamadılar maalesef. Çok gerizekalılar. Gerçekten çok gerizekalıca hareket ettiler ama ben onların burnundan getireceğim bu yaptıklarını. Bir sonraki videoda tüm detaylarıyla dolandırıcılık şebekesini anlatıyor olacağım. Telefon numaralarıyla, görselleriyle onları ifşalayacağım. Tabii ki savcılığa suç duyurusunda bulunacağız babamla. Şu tırnak işimi halledeyim. Ondan sonra tabii ki hukuksal olarak da hakkımızı arayacağız. Çünkü yaşlı başlı bir insanı bu kadar uğraştırmak, bu kadar böyle endişelendirmek ve korkutmak bunun bir bedeli olmalı. Dediğim gibi bu vloğa sokmak istemiyorum. Yani bu videodan sonra bomba video sizi bekliyor. Bakın bakalım şebeke nasıl çökertilir. Show TV'de arayacağım. Gelsinler röportaj yapsınlar. Tüm Türkiye duysun bunların rezilliğini. Pis şerefsizler. Tırnakçıya gidiyoruz. Çok öfkeliyim bir yandan. Bakmayın böyle güldüğüme. Adamı kaç saattir uğraştırıyorlar. Yani dikkat edin. Dikkat edin. Hemen yarın hemen video gelecek. Takipte kalın. Evet, Vaynat'a geldik emlak konutlarında tırnakçım. Ama kapalı görünüyor ama bence açık. Yukarıdalar mı? He tamam. Tadilattalar ama olsun. Ben tırnağımı yaptıracağım. Şimdi tırnakçıdan çıktım, kahvemi de içtim. Tırnaklarım güzel oldu değil mi? Beğendim, hoşuma gitti, bana çok iyi geldi. Şimdi Cihan Biltekin ve Esila Biltekin beni almaya geldi. Onların yanına gidiyorum. Esra bir şeyler yiyecek, ondan sonra çiftlik falan filan gün devam ediyor. Bir açsaydınız be. Bilmem. Baby toe. Tırnaklarına bakayım. Bak. Aynısını yapmış tabii. Aynısını ama çok başarılı ya. Sıla bu işte gerçekten 10 numara. Güzel, çok iyi. Ha bu arada şeyde yaptırıyorum ben tırnaklarımı. Artık eski tırnakçıma gitmiyorum. Orada tırnaklarımı yaptırdığım kişi oradan şey yaptı, ayrıldı. Ben de oraya gitmiyorum artık. Vaynat. Emlak konutlarında Vaynat'a geliyorum. Tırnaklarımı orada yaptırıyorum. Lahmacun mu yesek lan? Ay çok dokunuyor. Ben yemem. Ben de yemem.
Yani. Hadi acelemiz var. Neyse biz ne yiyeceğimize karar verelim şimdi, sonra devam edeceğim. Kız nereden geçeceğiz? Bizi sile ezilmeyelim. Oha motorcuyu görmedim lan. Fabriğe geldik. Esas'ın fabrikte bir şeyler yiyecek. Ben yemeyeceğim tokum. Dur anne, atma kendini. Atmayacağım yola. Kendimi yola. Ondan sonra da çok hızlı bir şekilde eve dönmemiz lazım. Esin'in hazırlanması gerekiyor. Şimdiki yemek adresi fabrik. Ne yiyeceksin kız orada? Bulacağız bir şey. Haydi bakalım girelim. Esin saçına ne takmışlar bugün? Kermes vardı okulda, bakar mısın? Takarım, çok eğlenceli. Kim taktı onu Esin'cim? Bir abla vardı, o taktı. Ay çok yakışmış. Ama çok yakışmış biliyor musun? Vallahi çok eğlenceli güzel olmuş. Esin'le Biltekin şu anda ne yiyeceğine karar veremiyordu ve vaktimiz çok kısıtlıydı. Değil mi? Makarnalara bakıyor. Makarna yemek. Olabiliyor. Spagetti bolognese yiyeyim. Yok tamam ya. Hayır, o da sarmaz. Çok güzel görünüyorsun Esra. Saçın muhteşem olmuş. Kaç geçiyor, kaç? 5. Daha var vakit ya. Bu saatte daha 5-10 geç evde oluyorsun çocuğum. 5.30'a kadar vaktimiz var. Esra'nın yemeği geldi. Köri soslu tavuk yiyor. Hemen yesin, hemen çıkmamız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi üstümüzü başımızı değiştirdik de bu ışık niye bu kadar berbat bir görüntü veriyor şu anda? Hiç faydası olmadı, hiç. Çiftliğe gidiyoruz. Esra at binecek. At dersi var bugün. Arkadaşlar şimdi eve geldim çiftlikten. Üşüdüm, çok üşüdüm yani. Orada çok soğuk oluyor gerçekten kış ayı. Üşüyorum yani kış ayında pek çok dışarılarda olmayı da sevmiyorum açıkçası. Yani evde olsam 1000 kat daha iyi. Ama tabii ki çıkmak gerekiyor. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi kendime çay demledim. Çayımı içiyorum. Şekerciğim nereye tünemiş bakar mısınız? Birkaç tane telefon görüşmesi var yapmam gereken. Bugün yoğun bir gün oldu benim için. Arayanlar oldu, dönemedim. O yüzden de öyle yani, kafam salak gibiyim var ya, şu an böyle aptal gibiyim yani. Bakalım sonra ne olacak. Önce şu telefon görüşmelerimi bir yapayım. Evdeyim yani, eve geçtim. Bugün o kadar çok yoruldum ki, babamın meselesi beni çok yordu. Onu çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Birkaç gün bana izin verin çünkü çok detaylı bir konu. Biraz uzun konuşacağım. Çok uyarılar vereceğim o dolandırıcılık mevzusuyla alakalı. Yatağa girdim. Ben videomu bitirmeyi unuttum ya. Böyle bir şey oldu. Kusura bakmayın ya. Buradan kapanış yapıyorum. Çünkü gerçekten bittim. Ve yatıyorum. İyi geceler. Sizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Bay bay.